Maaşı vermek insanlık görevimiz, vereceğiz tabi. Benim kanım en az 4 kişi, 4 hastayı iyi eder. Sporcu kanı. Şu anda hepsi... Arkadaşlar kan maaşı yapalım, hayat kurtaralım. Arkadaşlar kan maaşı yapalım, hayat kurtaralım. Vermeyenler bir versin. 10 dakikamız oldu arkadaşlar. 10 dakikada umut olalım. Yani bence... Hocam kan verelim, hayat verelim. Mantık. Pardon. Kontrolümüz 11.8. Ben doktor Enis Güllüda, Kars Kızılay Kanalma Biriminin doktorluğunu yapıyorum. Bu hafta burada bir etkinlik var. Bu etkinliğimiz bir otobüs gönderildi Erzurum bölgeden. Bu otobüste şimdi akşam iftar sonrası 5 gün boyunca kan alımı yapılacak. Kars Kanalma Birimimiz açık ama o gündüz de açık tabii. İftar öncesi de açık. 2 ile 6 arası. Ve akşam iftardan sonra 9 ile 12 arası açık. Biz de bu gece 12'ye kadar burada kan alımı yapacağız. 5 gün boyunca burada kan alımı yapılacaktır ve bütün Kars halkını bekliyoruz. Dün bayağı bir yoğundu burası. Bugün yeni yeni başladı işte. İnşallah tekrar yoğunlaşacak. Kars halkını bekliyoruz. Halkı bilgilendirdiler. Gündüz anonslar yapılıyor belediyeden. Yarın yine yapılacak. Halk bilgilendi ve biraz da işlek yeri açılıyor genelde bunlar. Otobüs etkinliği. İnşallah yarın da bu iş öbürsü gün devam edecek. Cuma'ya kadar. Kısaca faydalarından bahsedeceksin. Niye kan? Tabii şimdi kan vermenin faydaları şunlar. Onu bir en baştaki faydası bir kere kalp krizi riskini çok yüksek oranda azaltıyor, düşürüyor. Kanın sulanması sağlandığı için insanlar kendini daha aktif hissediyor. Daha aktif hareket etmeye başlıyorlar. Yani metabolizma hızlanıyor açıkçası. Ve insanlar kan değeri yüksek
olan kan değeri bu bölge için çok yüksek olan kan değerleri düşmeye başlıyor. Sık sık kan verirse o değerler düşüyor insanın. Yani ondan başka insan kendini mutlu hissediyor, huzurlu hissediyor. Bir işe yaradığını düşünüyor çünkü. Çok faydaları var yani. Mehmet Sözal. Evet, sürekli kan verir misiniz? Vermeye çalışıyorum. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? İyi, mutlu. Buradan çağrınız var mı vatandaşlar? Herkesin kan vermesini tavsiye ederim. Evet. Kan vermek aynı zamanda krizi riskini de azaltıyormuş. Evet. Siz ne kadar kan verdiniz bu güne kadar? Beşinci oluyor burası. Beş defa. Hemen bu otobüsü görünce kendiniz bizzat evet. Kan vermek için. Hı-hı. Önce bir yürüyüş yaptım. Malum iftarda. İftardan sonra. Evet. Dönüşte uğrayayım dedim. İsmim Yusuf Tunç, siyaset ve milakam yönetimi okuyorum, Diyarbakırlıyım. Evet, kan vermenin faydalarını biliyor musunuz? Valla az çok biliyorum ama tam emin değilim, yani hakim değilim de normal biliyorum yani. Kan verdiniz? Bak kan verdim. Kaç defa? Bir defa verdim. Nasıl hissettiniz kendinizi? Efendim? Kendinizi nasıl hissettiniz? Valla ben şimdi nasıl diyeyim ya, faydası bilmiyorum, olmuştur da. Hani benim bünyem zayıftır, fazla etki etmemiş olabilir bana. Bir şeyden önce üniversiteye geldiniz, şey yaptım, orada verecektim, hastaydım, hap atmıştım, olmadı. Şimdi de oruçtur hani, mecbur. Arkadaşlar kan başı bilmeyen öneriyorum ya valla. Ne yapsın vatandaşlar? Vatandaş versin abi hani, şeydir, sonuçta insani bir şey, hayat kurtarıyor. Aynen. Çünkü bugün başkasıdır, yarın benim, yarın başkası. Aynen abi.